Evet, böylesine umut verici çalışmalar da var. Dileyelim bilim insanları bu çalışmalarında başarılı olsunlar ve bir an önce başarılı olsunlar. Bu beladan, bu dertten dünya, insanlık bir an önce kurtulsun. Şimdi gelin tekrar mevcut duruma dönelim. Neler oluyor? Açıklanan sayılar, veriler bize ne anlatıyor? Nereye doğru gidiyoruz? Bunun bir analizini yapmaya çalışalım bir değerli bilim insanıyla. Profesör Doktor Sayın Kayıhan Pala internet bağlantısıyla karşımızda. Hocam iyi akşamlar, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. İsterseniz yaklaşık 10-15 dakika önce açıklanan son verilerle başlayalım. Şu anda dünkü 96 ya da dünden bu yana yaşanan 96 ölümle birlikte 908 ölüme ulaştı Türkiye. 42.282 vaka sayısına ulaştık. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu son güncellenmiş verileri? Öncelikle şunu söyleyelim. Bizim daha önce de açıkladığımız gibi Türkiye henüz salgın eğrisinde tepe noktasına ulaşmış değil. Dolayısıyla her geçen gün hem olguların yani hastaların hem de ölüm sayılarının artması maalesef bunu söylemek lazım şaşırtıcı değil. Ancak olgu sayılarıyla ilgili bir değerlendirme yaparken Sağlık Bakanlığı'na bir süredir çağrıda bulunduğumuz gibi bu test yapılan kişilerin kimler olduğunun açıklanmasında büyük yarar var ki epidemiyoloji bilimi açısından durumu biraz daha net değerlendirebilelim. Şöyle ki Zafer Bey, şimdi biliyorsunuz artık herkesin aşağı yukarı bildiği bir gerçeklik. Bu hastalığı geçiren 100 kişiden yaklaşık 30'u bizim asemptomatik dediğimiz hiçbir bulgu yaşamadan hastalığı geçiriyor. 50'si presemptomatik dediğimiz küçük bulgularla hastalığı geçiriyor. 20'si hastaneye başvuracak kadar ağır bulgularla hastalığı seyrediyor. Şimdi örneğin bugün memnuniyetle gördüğümüz yaklaşık 30 bine ulaşan testlerin kimlere yapıldığını bilmemiz lazım. O %20'lik gruba mı yapılıyor yalnızca yoksa %100'lük grup içerisinde toplum taraması sırasında özellikle filyasyon dediğimiz olgularla temasların ve yeni olguların bulunması sırasındaki insanlardan da örnek alarak bu sonuçları paylaşıyor muyuz? Bunun şu açıdan önemi var. Eğer bugüne kadar yapıldığı gibi bu söz konusu testler yalnızca hastaneye başvuran ve artık semptomları neredeyse tamamen ortaya çıkmış olgulara yapılıyorsa %15-16'lık bir pozitiflik oranı testin bizi götürdüğü yer açısından tartışmaya çok açık bir orandır. Çünkü sizin de rahatlıkla görebileceğiniz gibi oldukça düşük bir pozitiflik oranından söz ediyoruz. Bu bağlamda da henüz bizim Türkiye'de hastalığın ne durumda olduğunu anlamamız pek mümkün olmuyor. Örneğin bugün Almanya'da ön bulguları yayınlanan bir saha araştırmasına göre yaklaşık 12 bin kişinin yaşadığı bir küçük yerleşim alanında yapılmış ve kişilerde bulgu olup olmadığına bakılmaksızın asemptomatik, presemptomatik ya da semptomları olsun olmasın bir saha araştırması diye özetleyebileceğimiz bir çalışmada toplumun %15'inin bu hastalıkla enfekte olduğu anlaşılmış. Zaten bugüne kadarki araştırmalar Wuhan örneği başta olmak üzere toplumun en az %20'sinin bu hastalıkla enfekte olabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla ülkemizde 83 milyon Türkiyeli yurttaşın 4 milyon da Suriyeli sığınmacının yaşadığını düşünecek olursak aşağı yukarı 90 milyonun %20'sinin bir biçimde enfekte olması bu veriler ışığında çok şaşırtıcı olmayacak. Tekrar sorunuza dönecek olursam bu tablo içerisinde karşımıza çıkarılan rakamların ne anlam ifade ettiğini anlayabilmek için Sağlık Bakanlığı'nın bu verilerin kimlere ait olduğu konusunda daha kapsamlı açıklama yapması bizi daha net yorumlara götürebilecek. Peki şimdi Kayahan Hocam bu sorgulamayı yapıyorsunuz. Bu sorgulamayı yaparken dün Türk Tabipleri Birliği'nin ilginç bir uyarısı vardı. Yani bugüne kadar ilk kez duyduğumuz neredeyse bir uyarısı vardı. Ölüm sayılarının, ölüm istatistiklerinin sorgulandığı bir sorgulamaydı bu. Ve Dünya Sağlık Örgütü'nün bir takım kodlarından söz ederek o kodlara uygun bildirimde bulunmadığını, dolayısıyla o kodlara uygun bildirimde bulunulmadığı için ölü sayıları ile ilgili kafalarda bazı soru işaretleri belirdiğini ima ettiniz. Biraz açar mısınız bunu? Şimdi sorun şu, Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 hastalığı için yalnızca test pozitifliği üzerinden bir bildirimde bulunulmamasını, test pozitif olmasa dahi
Eğer kişide klinik bulgular varsa ya da örneğin tomografi bulgusu varsa ve ondan sonra hayatını kaybetmişse, test pozitifi olmayanlar için de olası olgu ya da kuşkulu olgu diye ayrı bir kodla bildirimde bulunulmasını istiyor ki hastalığın gerçekten kaç kişiyi öldürdüğü konusunda daha net bir tablo ortaya çıksın. Ama Sağlık Bakanlığı bu yöntemi benimsemiş değil. Yalnızca PCR pozitif olanların ölüm kayıtlarına COVID-19 olarak geçtiği bir yaklaşımı benimsemiş durumda. Bunun dışında örneğin hastanede yattığı sırada henüz PCR sonucu gelmeden vefat edenler ya da PCR sonucu negatif gelse bile hekimlerin klinik bulgularıyla dört dörtlük bu COVID-19 dediği ya da tomografi bulgusunun da COVID-19'u desteklediği halde PCR sonucu negatif gelenler kayıtlara bulaşıcı hastalık, viral pnömoni ya da avian influenza diye kodlanarak girdiğini Türk Tabipleri Birliği saptayınca bu konuda bir açıklama yapmak gereği duydu ve bakanlığı özellikle uluslararası kıyaslamaları daha net yapabilmek için Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği sistematiği kullanmaya davet etti. Ama şu ana kadar bakanlıktan bir açıklama yapıldı mı açıkçası ben görmedim. Burada şunu da söylemem gerekir Zafer Bey, siz de farkındasınız. Özellikle İstanbul'da yapılan küçük çaplı çalışmalar bu yılın örneğin 1 Şubat'ı ile 7 Nisan'ı arasında, son 5 yıllık 1 Şubat ile 7 Nisan arasındaki ölümlerle kıyaslandığında İstanbul'un nüfusunun artışıyla açıklanamayacak kadar yüksek sayıda ölümün varlığına işaret ediyor. Dolayısıyla Türk Tabipleri Birliği özellikle 1 Şubat'tan itibaren hayatını kaybedenlerin ölüm nedenlerinin geriye doğru incelenmesini, bulaşıcı hastalık, viral pnömoni ya da avian influenza adlarıyla kayıtlara geçenlerin de bir sorgulamayla COVID-19 ölümü olarak değerlendirilmesini ve bunu yaparken eğer bir veri eksikliği varsa bizim Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerdiği sözel otopsi tekniği dediğimiz bir tekniğin uygulanmasını istiyor ki gerçek anlamda hastalık ne kadar ölüme yol açmış bunu net olarak ortaya koyabilirim. Yoksa aksi halde ölüm sayılarının azlığı bizi hastalığın etkisi konusunda yanıltabilir. Nitekim siz de grafiklerde çok rahatlıkla görebilirsiniz. Bir yandan çok ciddi bir şekilde doğrulanmış olgu sayımız artarken öte yandan ölüm sayılarımız buna paralellik göstermiyor. Oysa dünyanın birçok ülkesinde ölüm sayıları olgu sayılarıyla birlikte artış gösteriyor. Şimdi bugünkü sonuçlara da baktığımızda örneğin yoğun bakıma alınan ve entübe edilen hasta sayılarında bir artış var. Olgu sayısında ciddi bir artış var. Ama buna paralel ölüm sayısındaki artış çok fazla göze çarpmıyor. Oysa iki gün önce Imperial College London ve Sussex Üniversitesi'nin Türkiye'yi de kapsayan ülkeler için yaptığı geniş çaplı bir modelleme çalışmasında 7 ile 14 Nisan arasında Türkiye'de 1000 ile 5000 kişinin öleceği istatistiksel yöntemlerle tahmin edilmiş durumda eldeki verilere bakılarak. Dolayısıyla biz kimlerin gerçekten hasta olduğunun, kimlerin presemptomatik ya da asemptomatik dönemde bulunduğunun ve kimlerin gerçekten bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğinin kayıtlara doğru olarak geçmesini istiyoruz ki hastalığın hem bugünkü etkisini hem de geleceğe dönük etkisini evet, toplumla rahatlıkla paylaşabilelim. Evet, doğru fotoğrafı çekip ne yapacağımızı daha iyi görebilelim diyorsunuz. Profesör Pala, şimdi sizin başından beri Türk Tabipleri Birliği'nin, ki siz Türk Tabipleri Birliği'nin COVID-19 izleme üyesiniz, izleme kurulu üyesiniz. Başından beri dikkat çektiği ve üzerinde vurgu yaptığı bir mesele var. Bu test meselesi. Yani daha yaygın ve daha agresif test yapılması meselesi. Ve bir yandan da bir şeye daha dikkat çekiyorsunuz. Bu fiziksel mesafenin kısıtlanması, yani daha sıkı bir karantina uygulaması. Bunun adını siz sokağa çıkma yasağı olarak koymuyorsunuz anladığım kadarıyla, evet, ama daha sıkı bir karantina uygulanması. Bu iki düzlemde, yani bir test uygulaması, ikincisi de daha sıkı karantina düzleminde istedikleriniz yapılıyor mu ya da oraya daha ne kadar uzağız ya da yakınız? Öncelikle Zafer Bey, niye böyle bir talebimiz var? Buna bakalım. Siz özellikle sosyal medya ile ilgili konuşmalarda da çok açık bir gerçekliği konuklarınızla da paylaştınız. Biz bilimin izinden yürümek zorundayız. Derdimiz o. Şimdi bize bilim hem COVID salgını hem de diğer koronavirüs salgınları ile ilgili şöyle bir net gerçekliği ortaya koyuyor. Daha bugün önemli bir veri tabanında yayınlanmış bir makale, 29 tane araştırma incelenerek şu veriyi bize verdi. Eğer
salgının başlangıcında henüz yayılım çok fazla olmadan doğru yerde ve zamanda karantina uygularsanız, karantina ile birlikte hem fiziksel mesafe diyebileceğimiz mesafeyi hem de toplum hareketliğini olabildiğince büyük ölçüde kısıtlarsanız, çünkü tamamen kısıtlamak mümkün değil. Örneğin sağlık çalışanları, örneğin fırınlardakiler, örneğin bakkallar gidip çalışmak zorunda. Eğer bu önlemleri zamanında alırsanız ölümlerin 1/3'ünü, hastalıkların da %40'ını engellemeniz mümkün. Bizim de derdimiz bu salgınla mücadele ederken daha az insan hastalansın, daha az insan yoğun bakıma muhtaç olsun ve daha az insan hayatını kaybetsin. Bu bağlamda da bizim bu önlemler içerisinde izolasyonu çok ön plana çıkarırken ilk yapmamız gereken şey kimin hasta olduğunu saptamak. Eğer hasta olanı saptayamazsak sağlıklıyla ayırma olanağımız ortadan kalkacak. Hastayı nasıl saptayacağız? Test yaparak sağlayacağız. Başından beri özellikle Ocak ayının sonundan itibaren tek laboratuvarda bir test yapılmasının yanlışlığını ortaya koymamızın gerekçesi budur. Türkiye gibi büyük bir ülkede eğer siz testleri yalnızca Ankara'daki halk sağlığı laboratuvarında yapacağım diye bir planlama yaparsanız o zaman çok fazla test yapmanız mümkün olmayacaktı. Şimdi çok merkezde test yapılıyor. Bugün memnuniyetle görüyoruz ki 30 bine yaklaşmış test sayısı. Ama Türk Tabipleri Birliği olarak söylediğimiz şey çok açıktır. Geç kalındı. Biz günlük 30 bin sayısına şimdi Nisan'ın 9'unda değil, bundan neredeyse 3 hafta önce, 4 hafta önce ulaşmalıydık ki kimin hasta olduğunu ivedi olarak saptayalım ve onu sağlıklardan ayırarak hastalığın hızlı bir şekilde sağlıklı insanlara geçmesini engelleyebilelim. Ama gelinen noktada özellikle İstanbul örneği çok dramatik. Artık hastalığın yayılışının, baskılanmasının mümkün olmadığı bir aşamada olduğumuz net söylenebilir. Bundan sonra yapılması gereken hastalığı baskılama olanağı ortadan kalkmıştır ama etkisini azaltma olanağı henüz var. Elimizdeki verileri günlük ve bu işin uzmanları tarafından değerlendirerek her yöreye, yerele ilişkin alınması gereken, örneğin halen bazı yerlerde mutlaka karantinanın uygulanması söz konusu olabilir. Ciddi bir izolasyon önleminin gündeme getirilmesi söz konusu olabilir. Ve tecrit uygulamasının kapsamının genişletilerek uygulanması söz konusu olabilir. Bunları uygulamak ki biz bu hastalığın etkisini azaltalım. Çünkü bizim öngörülerimiz önümüzdeki en azından 2 hafta boyunca, Nisan'ın sonuna kadar sürebilir, salgının ülkemizde tepe noktasına doğru bir yükselme eğiliminde olduğu biçimindedir. Peki. Zaten eğer o tarihten sonra o tepe noktası bir azalma, önce plato sonra azalma eğilimi göstermezse, birçok yerde bu cümleyi kuruyorum, o zaman salgınla baş etmemiz çok daha zor olacak Zafer Bey. Peki Sayın Kayahan Palas, son olarak şunu sorayım. Hafta sonunda bir ileri aşamaya çıkarttı, yükseltti hükümet önlemleri ve 30 büyük şehir, yani İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 30 büyük şehir artı Zonguldak'ta şehirler arası seyahati engelledi ve şehirlere giriş çıkışı sıkı bir denetim altına aldı. Sizin izleyebildiğiniz kadarıyla, size de kendi ağınızdan veriler geliyordur, bu ne derece etkili oldu? Bunun bir aşama ötesine bir an önce geçilmeli mi ve nedir o bir aşama ötesi? Şöyle, bir kere bu önemli bir olumlu etki yaratacak salgının mücadelesi açısından bir girişimdir. Ama az önce söyledim, geç kalınmıştır ve tek başına yetmez. Bununla birlikte eğer siz, örneğin Bursa'da yaşıyorum ben, Bursa'nın şehirler arası yollarını kapattığınızla yetinmeyip şehrin içinde de insanların dolaşmasını engelleyecek önlemler almazsanız hastalığın yayılmasını engelleyemezsiniz. Bugün özellikle özel sektörde çalışanların işe gitmek zorunda kaldıkları ya da gündelik eve ekmek ve süt götürmek için para kazanmak zorunda olanların varlığı bu hastalıkla mücadele açısından henüz büyük bir problemdir. Dolayısıyla henüz toplumsal hareketliğin kısıtlanması hastalığın bir insandan diğerinin geçişini engelleyecek düzeyde karşımıza çıkmıyor. Özellikle ben bugün Bursa'da işe gidip gelirken trafiğin yoğunluğunu görünce bu sözleri gönül rahatlığıyla size söyleyebiliyorum. Türkiye'nin değişik yerlerinden meslektaşlarımızla ağlardan gelen haberler de bunu bir biçimde teyit eder biçimde. Özellikle evet. İstanbul'u burada siz yakından biliyorsunuz zaten, bir kez daha söylemek zorundayım. Henüz bu hastalığın yayılımının baskılanması ve azaltılması için gereksinim duyulan toplum hareketliğinin azaltılması aşaması
karşımızda değil. Bunu çok açık bir şekilde söyleyebilirim. Hocam maalesef o bilinci de tam olarak oluşturamadık gibi toplumda. Orada herhalde sizin de bizlerin de hepimizin çabası gerekiyor. İki yudum güneş gördüğü zaman insanlar kendilerini maalesef hala mesela bugünkü gibi sokaklara daha fazla atma eğilimindeler. Ama bıkmadan, usanmadan bunu söyleyeceğiz, hatırlatacağız. Sayın Kayıhan Pala, çok teşekkürler efendim yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun. Profesör Doktor Kayıhan Pala ile konuşuyorduk.